Merhaba hocam. Selamlar. Merhabalar. Başladık. Gecikmeli de olsa yine kusura geldik. Kusura bakmayın. Yine geldim. Gecikmemizin çeşitli sebepleri var tabii. Bir işte hastalar da gecikiyor, kayıyor, bir şeyler oluyor program. Bir yandan da günün ve daha doğrusu konunun anlam ve önemine uygun yukarıda miya taşımı olan bir gebeyi doğurtmaya uğraşıyorum şu anda. Gelmemekte direniyor. Dur bakalım ne olacak sonra. Her an gidebilirsiniz yani. Hocam, hazırlıklı olalım. Her an çağrılabilirim. Bakalım. Bekliyoruz. Şimdi evet. Hocam, gebelikte miya taşımı. Nedir bu miya taşımı? Miya taşımı şöyle. Şimdi gebelik aslında biz gebeliği haftalara göre hesap ediyoruz. Yani işte 5 ay 6 ay gibi konuşmuyoruz biz. Haftaya göre ve gebelik 40 hafta üzerinden hesaplanıyor. Yaklaşık bu da 280 güne karşılık geliyor. 280 gün normal bir gebelik süresi kabul ediliyor. Bunun üzeri yani 290 günün üzerindeki gebelikler, daha uzun süren, 290 güne uzun süren gebelikleri postterm gebelik diyoruz. Yani miya taşımı gebelik. Yani bebeğin bir türlü doğmaması, gelmemesi, doğumun başlamaması. Bu çeşitli sebepleri var. Her zaman sebep belli değil yalnız. Hani niye öyle oluyor, niye hala doğurmuyorum? Tabii bu birçok anne adayının sorusu oluyor. Aslında hem anne adayı için hem de doktoru için çok da istenmeyen bir şey. Çünkü hani gününde olsun bitsin, sağlık bir şekilde bebeğimizi kucağımıza alalım. Hepimiz bunu istiyoruz aslında. Çünkü biraz stresli bir süreç başlıyor gün geçtikten sonra. Yani verilen miat tarihi aşıldıktan sonra bu sefer stresler başlıyor. Aslında çok da haksız değiller stres olmakta. Çünkü yapılmış çalışmalar var. Bu süreç uzadıkça, yani işte 42 haftalara uzadıkça gebelik süresi, bazı riskler de beraberinde geliyor. Bunlardan bir tanesi makrozomi riski, yani bebeğin içeride kalmasıyla doğru orantılı olarak büyüklüğünün, kilosunun da artması. İçeride kaldıkça besleniyor, beslendikçe de daha fazla kilo alıyor ve kilo aldıkça da normal doğum şansı giderek azalabiliyor veya normal doğumda komplikasyon, omuz takılması, işte vajinada yırtıklar vesaire, başka anneye olan travmaların riski tabii ki daha da fazla artıyor. Bu bir tanesi. İkincisi, dismatürite dediğimiz aslında gelişimin bozulması. Ne oluyor? Şimdi bebek daha fazla kalıyor içeride ama bebeği besleyen bir plasenta dediğimiz, halk arasında bebeğin eşi denen bir organ var. Bunun sağladığı besin, sağladığı kanlanma bir müddet sonra yetmemeye başlıyor. Plasenta yaşlanması diye belki söylenir, o şekilde de duymuş olabilirler. Yetmemeye başlayınca bebekte bu sefer beslenme ya da oksijenasyon yetersizlikleri başlayabiliyor. O zaman bebek içeride tam tersi daha işte zayıf, hatta bazen mekonyum dediğimiz tuvaletini de yapabiliyor içeride bebek, büyük tuvaletini. Bununla ilgili içeride bebekler doğduğunda işte üzeri mekonyumla boyalı olabiliyor. Plasenta yetersizliği nedeniyle suya azalmış olabiliyor. Yani bu bir asfiksiye doğru gidişin de başlangıcı olabiliyor. Oksijensiz kalma beraberinde işte serebral palsi vesaire gibi daha ağır komplikasyonların da beraberine getirebilir. Tabii bu çok ekstrem vakalar. Her günü geçen bebekte böyle bir şey düşünmüyoruz. Bunlar olabiliyor. Bir de tabii suyun azalması, zaten biz takiplerde de suya dikkat ederiz. Gebelikteki amniyotik sıvıyı takip ederiz, azalma var mı yok mu diye bunlara bakıyoruz. Bunlar dikkatle takip edilmesi gerekir. Gebelik süresi uzadıkça, miya taşıma zamanı arttıkça bebekle ilgili anne karnında kaybedilme riski de artıyor. Eğer bu 41. haftanın sonundan itibaren söyleyecek olursak, 42 hafta civarında anne karnında bebeğin kaybedilmesi riski yaklaşık 1.2 kattan 2 kata kadar artış gösterebiliyor. Ama 42 hafta ve ötesine kaldığında, yani günü artık 2 hafta ve daha fazla geçtiyse 5-6 kat risk artışı var literatüre göre anne karnında bebeğin kaybedilmesiyle ilgili. Ve bunu öngörecek işte bir Doppler yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Evet, 2 günde bir non-stres test dediğimiz bebeğin kalp atımlarının takibi ve içinde yüzdüğü sıvı miktarının takibi, bebeğin hareketliliğinin takibiyle bir miktar takip edilebilir ama her zaman da tam doğru öngörü sağlamayabilir. O yüzden tercihen
doğumun gecikmemesi için, posterm olmaması için yapılabilecek önlemler doktor tarafından anlatılabilir, uygulanabilir. Bunlar yapılır. Tabii sebep nedir? Sebep kesin belli değil. İlk gebeliklerde daha sık görülebiliyor. İlk gebelikler daha sık olarak posterm gebelik olabiliyor. Yani günü geçebiliyor. Veya genetik olabilir. Yani annesinde kişinin böyle bir şey varsa kendi de o şekilde geç doğum yapabilir. Ya da ilk doğumu postermse, gün geçmesi olmuşsa ikincide de böyle bir şey olabilir. Bunlar sıklıkla karşılaştığımız durumlar. Ama her zaman bunun sebebi belli olmuyor. Ve ne önerebiliriz? Mesela işte doktor şey yapabilir. 38'den sonra veya 39. haftada membran sıyırma dediğimiz bir şey var. Doğal bir doğum başlatma yöntemi olabilir. Rahim ağzı bir miktar uyarılabilir. Ve ona göre de doğumun kendiliğinden başlaması sağlanabilir. Bir tane takipçimiz, peki durum böyleyse bazı doktorlar normal doğumu neden yöneliyor diye bir soru sormuş ama. Neyi? Hani durum böyleyse, bu gecikme evet. varsa bazı doktorlar normal doğuma neden yöneliyor? Acaba şeyi sormak istiyorum, niye bekletiliyor? Niye bekletiliyor, niye sezaryen? Şimdi miye taşımı olan her gebe ille de sezaryen olacak diye bir şey yok. Burada muayene ediyoruz biz hastalarımızı, gebelerimizi. Ve muayenede rahim ağzının durumuna bakıyoruz. Rahim ağzının olgunlaşmış olması, hafif yumuşamış olması, biraz açılmış olması, yani doğuma hazır durumda olması, bizim vereceğimiz bazı metotlarla doğum indüksiyonu, yani doğumu başlatabiliyoruz. Bunların uygulanması ve bunlara cevap vermeyi kestirebiliyoruz. Yani başlar mı, başlamaz mı, başlatabilir miyiz diye. O yüzden bunu bir denemek lazım. Yani tamamen normal doğum şansını almak durumunda değiliz. Ama ne yapıyoruz? Elbette ki 42 haftaya kadar beklemiyoruz. Bizim önerimiz bu. Biz 40 haftasını tamamlamış bir gebe de en fazla bir hafta daha bekleriz. En fazla dediğim takipleri yaparak. Ve o bir haftanın sonunda doğum başlatmak yoluna gideriz. Başlamazsa da tabii ki sezaryenle doğurturuz. Ama bundan önce eğer sıvıda azalma varsa veya kalp atımları tam güven vermiyorsa, o zaman elbette ki iş tereddütsüz. Normal doğum vesaire beklemeden sezaryenle doğurtulur. Ama çok yakın takip gerektiren önemli bir durumdur miye taşımı. Peki hocam, bu gebelik sürecinde hareketli olmanın bu doğum başlangıcıyla doğrudan bir alakası olabilir mi? Hiçbir alakası yok. Biraz psikolojik olarak rahat olmak da bunu tetikleyebilir. Aslında bazı hormonal mekanizmalar var. Bebekteki plasental hormonlar ya da bebeğin beyinden salgılanan, böbrek üstü bezinden salgılanan bazı hormonların bunu başlattığı da söyleniyor. Fakat her zaman dediğim gibi kesin etiyoloji veya nasıl başladığı belli değil. Bazı enzim eksikliklerinde ya da hormon düzeylerinin düşük olması tabii bu işi tetikleyebiliyor. Fakat yani bu her zaman için öngörülebilecek ya da önlenebilecek bir şey değil ama hareketli olmak doğumun kolay olması için belki bir artı yarar getirebilir. Ama işte yürüyüş yapmak, hoplamak, zıplamak doğumunuzun başlaması için bir metot değil ne yazık ki. Burada birkaç metot var ağrıların başlaması için. İşte halk arasında duyuyoruz, bazı çaylar içiyorlar vesaire. Onları şimdi burada söylemek istemiyorum. Çünkü kontrolsüz içildiği zaman aşırı kasılmaya da sebep olup riskli de olabilir. Veya meme ucu uyarısı yine kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Çok aşırı yapıldığı zaman bu da şeye sebep olabilir. Yani rahimin aşırı kasılmasına sebep olabilir. Veya cinsel ilişkiyi de önerebiliyoruz. Özellikle semen içindeki prostaglandin dediğimiz maddeler rahim ağzının olgunlaşmasını, yumuşamasını sağlıyor. Bunu da öneriyoruz. Bunlar gebeliğin son döneminde olabilecek şeyler. Ya da hekimler olarak biz muayene sırasında rahim ağzının durumuna bakıyoruz, yumuşaklığına vesaire ve oradaki işte membranları biraz sıyırarak orada bir prostaglandin sentezini sağlıyoruz açıkçası yaptığımız bu muayeneyle. Ondan sonra da artık rahim ağzının kendi olgunlaşmasına bırakıyoruz. Yani çok da fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama miye taşımı var ve artık doğurmasını istiyoruz. Hastamız da huzursuz, biz de huzursuzuz veya başka sebepler var. Eğer bizim yaklaşımımız genelde rahim ağzının cevap verebileceğini düşünüyorsak doğumu başlatmak için bir girişim yapmak,
Doğum başlarsa, ilerlerse normal doğurtmak. Doğum başlamazsa ya da ilerlemezse o zaman sezaryenle bebeğimizi kucağımıza almak. Bizim önerimiz budur. Söyleyeceklerimiz de bu kadar. O zaman. Şimdi yukarıdaki güneşimi olan gebeliğimin gebemin takibine gideyim, bakayım kaç santim olmuş. Şans dileyin bana. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi videoları yine YouTube kanalımdan ve Doktor Ebru Alper sayfamdan takip edebilirsiniz. Herkese sevgiler ve güzel bir akşam dilerim. Hoşçakalın. Size de kolaylıklar hocam. Çok teşekkürler. Bizim mesai devam.